Dostlar merhabalar. Şimdi 21. bölümün yani çemberde uzunluğun 17. köşe taşıyla devam ediyoruz sorularımızı çözmeye. Gördüğüm kadarıyla burada da bir kuvvet alma işlemi yapacağız arkadaşlarım. Yine dışarıdaki bir noktadan, bakın burada A noktası dışarıdaki bir nokta. Dışarıdaki noktadan kuvvet alacağız. Şimdi şu doğru üstünden, AD üstünden kuvvet alırsam şuraya X diyelim. Birinci uzaklık X, ikinci uzaklık X artı 5 olacak. Yani X çarpı X artı 5 oldu, eşittir. Şimdi şu AK doğrusuna göre birinci uzaklık AK, ikinci uzaklığımız da AK. Yani eğer ki doğru teğetse teğetin uzunluğunun karesidir kuvvetimiz dostlar. Yani 6'nın karesi 36 diyor. Peki buradan da X'in 4 olduğunu görürsek 4 çarpı 9 36'dır. X'i 4 bulduk. Ha, bir de şurayı soruyor bize. BD'yi de soruyor. Hadi buna da Y diyelim. Buradan da kuvvet alalım. Bakın BL teğet. O zaman teğetin karesi yani 2 kök 6'nın karesi 24 eşittir. Y çarpı çembere değdiğimiz ikinci nokta C olduğu için Y çarpı Y artı 5. Bu durumda da Y'nin 3 olduğunu göreceksiniz. Çünkü 3 çarpı 8'dir 24 olan. Y 7, 3 bulduk. 4 ile 3'ün toplamıdır. Cevabımız 7 geldi. Evet, ikinci sorumuza bakıyorum. O merkezli çember 45 ve 8'i görüyoruz dostlarım. Buna göre çemberin yarıçapı da 5 kök 2 santim ise ABX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi 45'in gördüğü yay çevre açı olduğu için 90 derece. Şunları çizdim arkadaşlarım. İki tane yarıçap çizdim. Yarıçaplar kesim noktaları merkez açı. Merkez açı 90 dereceyi gördüğü için kendi de 90. Ve bizim yarıçapımız kaç santimdi? 5 kök 2. Bakın burada bir 45 45 90 üçgeni çıkıyor değil mi? 5 kök 2. 5 kök 2 kök 2 katı olacak. 5 kök 2'nin kök 2 katı 10. Şimdi dışarıdaki B noktasından kuvveti alalım. Teğetin uzunluğunun karesiydi. Birinci uzaklıkta ikinci uzaklık x, x olduğu için x'in karesi eşittir. Birinci uzaklık 8, ikinci uzaklık 18. 8 çarpı 18. Yani x kare eşittir. 8'i şöyle 4 çarpı 2 diye yapalım. 18'i de 9 çarpı 2 diye ayıralım. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsak bu dışarıya x diye çıkar. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 2 kere 2 4'tür. O da dışarıya 2 diye çıktı. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12'dir. Sorumuzun cevabı X Bursa'dan geldi. Evet. 3. sorumuza geçmeden önce çaydan bir yudum alalım. O merkezli çemberde. Teğet demiş. 12 bizim teğet noktamız. BH'ı 13 vermiş. Şimdi BH 13 ise şurası 13 eksi x. Merkezden kirişe indirdiğimiz dikmek kirişi 2'ye bölecekti. Burası da 13 eksi x. Şimdi dışarıdaki Bursa noktasından kuvvetimizi almaya başlayalım. Teğet olduğu için teğetin karesini alacağız demiştik. 12'nin karesi 144 eşittir. Şimdi alttaki doğruda birinci uzaklık x çarpı ikinci uzaklık toplam hepsi şu Denizli'ye kadar olan. Yani şu eksi x ile şu x gitsin 13 kaldı. 13 eksi x daha 26 eksi x oluyor arkadaşlar. İşte buradan x'i bulacağız. Ben hatta direkt cevaplara bakıyorum. 8 geliyormuş. 8 ile 26'dan 8 çıktı 18. Evet 8 ile 18'in çarpımı. Demek ki cevabımız Ceyhan'dan doğruymuş dedik. Çemberler kesim noktaları var. Bakın burada da iki farklı çembere göre kuvvet alacağız. Şimdi şu AB'ye A dersek. Şimdi önce şu sağdaki çembere göre kuvvet alıyorum. Bakın bu AB bizim sağdaki çemberimizin teğeti. Şu da içten kesen doğrusu. Şimdi teğetin karesi yani A kare eşittir. Birinci uzaklığımız 3. İkinci uzaklığımız 3 artı x oldu. 3 çarpı 3 artı x'e eşit. Devam ediyorum. Şimdi diğer çembere göre bakın yine bu teğetimiz yani A. Diğer kesen doğrumuzda 4 ile şu 5'in olduğu doğru. O zaman yine A kare eşittir. 4 çarpı tamamı 9. A kare bu sefer 36'ya eşit geldi. Demek ki şu bu ifade 36'ya eşitmiş dedim hemen. 3'e böldüm 3'e böldüm. 3 artı x eşittir 12 çıktı. X eşittir 9'u paketledik. Evet 17 numara tamamdır. Geldik 18 numaralı
köşe taşımızın birinci sorusuna. K ve L noktalarında kesişen çemberler var. 3, 4, 8 bilmem neler var. Bakın önce şimdi şu soldaki çemberde iç kuvvet alacağım arkadaşlarım. İçteki kuvvette yine aynı mantık. Şimdi AL doğrusu için kuvvet alıyorum. Birinci uzaklık 3, ikinci uzaklık 8. 3 çarpı 8 eşittir. CK doğrusu için kuvvet alıyorum. Birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık EK. 4 çarpı EK. 4'e böldüm, 4'e böldüm 2. 6 çıktı EK. Şurası 6. Şimdi diğer çembere geçtim. Bakın şu Edirne noktası dışındaki bir noktadır. Şurada 2 tane kuvvet alma işlemi yapacağız dostlarım. Dış noktadan birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık. Yani 6 çarpı ikinci uzaklığımız 6 ile 18'in toplamı 24 eşittir. Burada da birinci uzaklığımız 8 çarpı şuraya x demiş. 8 artı x ikinci uzaklığımız. Evet. Hemen 8'e böldüm. 8'e böldüm. 3. 6 kere 3. 18 eşittir. 8 artı x. 10 eşittir. X çıktı. İki defa kuvvet alıyoruz arkadaşlarım. Bakın bu soruda da öyle. Önce şu iç kuvvetimizi bir alalım. Şurayı kapatayım. Ne diyeceğiz? 2 çarpı 6 yani 12. 3 çarpı 4'e eşit. O zaman şu KC'yi 4 bulduk. Şimdi dıştan kuvvet alalım. A noktası. Bakın biri teğet. Ne demiştik? Teğetin karesi eşittir. 9 çarpı tamam. 9 çarpı yani 9, 7 daha 16. X eşittir bu durumda. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da 4 diye çıkar. 3 kere 4, 12 gelir. Evet, üçüncü sorumuz. AKL üçgeninin alanını soruyor. BYC yayı 120 derecedir diyor. O zaman şuradaki açımız çevre açı olduğu için yarısı olacak 60 derece. Şimdi kuvvet alacağız muhtemelen tabii ki yine. Şunlara biz bir ne diyelim? AA diyelim. Şuna A, şuna A. Şuraya B diyelim. Şuraya da hadi bir C yazalım. Şimdi kuvvetimizi alacağız. 6, 4, 12 hepsini gördüm. DK eşittir L'yi gördüm. Evet hadi başlayalım kuvvet almaya. Şimdi şu L noktasına göre kuvvet alıyorum. C ile 12'nin çarpımı. C çarpı 12 eşittir. A ile B artı A'nın çarpımına. A çarpı B artı A. Şimdi şuradaki K'ya göre kuvvet alıyorum. 4 ile 6'nın çarpımı. 4 çarpı 6 eşittir. A ile B artı A'nın çarpımına eşit. Yani burada şunu fark ettim. A ile B artı A'nın çarpımı bir C çarpı 12'ye. Bir de 4 çarpı 6'ya eşit. Demek ki 12C eşittir 24. C eşittir 2 gelecek buradan. Şurayı 2 bulduk. Şimdi üçgenin alanını soruyor. Bakın iki kenarını ve aradaki açıyı biliyorum. Sinüs alandan çok rahat bulabilirim hemen bunun alanını. Sinüs alan ne diyordu? 1 bölü 2 vardı başta çarpı. Bildiğimiz iki kenarı çarpıyoruz. Bir de aradaki açını yani 60'ın kosinüsüyle çarpıyoruz. Kosinüs 60 da 1 bölü 2. Şununla şu gitsin. 6 bölü 2'den 3 geldi sorumuzun cevabı diyeceğiz ama bir yerde bir hata yaptık. 6 çarpı 2 kosinüs 60. Kosinüs 60'ta bir sıkıntı mı var acaba ya? Alan AKL 6 çarpı 2 çarpı kosinüs 60. 2'yi mi yanlış bulduk diye çarp düşünelim. Şuradan şimdi C çarpı 12 A çarpı A artı B 4 çarpı 6 A çarpı A artı B doğru. 24 eşittir 12 C, C eşittir 2 gelecek. Burası 2. Sinüs alan yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı ya muhtemelen burada kosinüs 60'ı kök 3 bölü 2 aldılar arkadaşlarım. O yüzden yanlış çıkıyor. Kosinüs 60'ı kök 3 bölü 2 diye kabul etmişler. Oradan 3 kök 3 geliyor. Cevap Adana çıkıyor ki evet doğru cevap diyor zaten. Yani orada bir hata var dostlarım. Önemli değil. Çok da umursamayın. Siz çözümü öğrenin yeterli. Evet şuna bakıyoruz.
Şimdi bir açıortay görüyorum. Hemen açıortaydan 3'e 4 kollarının oranı 3K'ya 4K ayaklarının oranıdır diyor. Bir de açıortayın uzunluğunu vermiş 2. Şöyle buluyorduk açıortayın uzunluğunu, yani 2'yi. 2'nin karesi, yani açıortayın karesi eşittir. Bir kolları çarpıyorduk 4 kere 3 12 eksi ayakları çarpıyorduk 4 kere 3 12 K kare. Sonra şu eksi 12 K kareyi buraya alalım. Artı 12 K kare eşittir 4'ü buraya alalım 8. K kare eşittir 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3. Demek ki K eşittir 2 bölü 3'ün kare kökü. Şimdi K'yı da bulduk. Hadi şuradan da bir de kuvvet alalım. K noktasına göre bakın, şuna göre kuvvet alıyorum. Şimdi şu AD doğrusu için kuvvet alırsam birinci uzaklık 2, ikinci uzaklık x. 2 çarpı x eşittir. Şuradaki şu doğruya göre kuvvet alırsam birinci uzaklık 3k, ikinci uzaklık 4k çarparsak 12k kare yapar. Ki 12k kareyi biz ne bulmuştuk az önce? 8 bulmuştuk. Demek ki burası 8. 2x 8 ise x de 4 geldi. Evet, 18 numarayı da gördük. Hemen 19 numaralı köşe taşımızı aldık önümüze, birinci sorumuz. Yine kuvvet alacağım. Ama bu sefer çemberin tamamını çizmemiş. Biz çemberin tamamını çizip de şöyle çembere bir çeyrek değil, hatta tam çember yapalım şöyle. Şimdi bu çapı da şöyle uzatırsak şuralara bir yere denk gelecek arkadaşlarım çap. Bakın K noktasına göre kuvvet alıyorum. Şu doğru için kuvvet hemen alalım. Birinci uzaklık 4, ikinci uzaklık 5. 4 çarpı 5'ten 20. Şimdi bir de şu doğru için kuvvet alacağım arkadaşlar. K noktasından. Birinci uzaklık 2, ikinci uzaklık, dikkatli yapın bakın, yarı çapımız x artı 2. Buraya da x artı 2 yazdım. O yüzden 2 çarpı 2x artı 2 olacak. 2 çarpı 2x artı 2. Evet, bundan sonrasını şöyle çözelim hemen. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. 10 eşittir 2x artı 2. 2'yi buraya alalım. 8 eşittir 2x. X eşittir 4 gelsin. Şimdi buna bakalım. Evet, burada bir kere 5, 12, 13 üçgenimiz var. Yarıçap 12 ise şurası 7. Çemberi tamamlarsam aşağıya doğru indirdim. Yarıçapa 12 yazdım. Şu K noktasına göre de 2 doğrudan kuvvet alıyorum. Şu doğruyla şu doğrudan kuvvet alacağım arkadaşlar. İki tane kiriş. X çarpı 13 eşittir 7 çarpı şurası 17. 7 çarpı 17. Yani X eşittir 7 ile 17'nin çarpımı 70. 49 daha 119 bölü 13 çıkıyor. Cevap Denizli'den geldi. Evet, üçüncü sorumuz AHLK. Dikdörtgeninin alanı nedir? 6'yı, 18'i, 8'i gördüm. Teğetleri gördüm falan filan. Her şeyi gördük hemen hemen. Şimdi çemberimizin çapı toplamda 18, 8 daha 26. Şuraya biz bir merkez koyarsak 13 burası, 5 burası olacak. 13, 13 oldu çemberimizin şeyi. Peki şurayı çizdiğimde bu da benim yarıçapım 13. 5, 12, 13'ten şuraya da 6 kaldı. Dikdörtgenin kısa kenarı 6, uzun kenarı 18. Alanı 6 çarpı 18, 60. 6 kere 6 ile 18'i çarpalım, 60 geliyor. Bir de 6 kere 8, 48 geliyor. 108 yaptı. Cevap Adana'dan geldi. Dördüncü sorumuz. Çemberin çapını yine görüyorum, 13. Şimdi T noktasında T etse hemen şu merkezden T'ye bir diklik indirelim. Burası bizim küçük çemberimizin yarıçapı x. Bu da x oldu diyelim. Evet, buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şurayı şöyle devam ettirirsem yarıçapım toplamda 13 ya çapımız. Yarıçap dur, oradan bir şey gelmez. Sallamayalım hemen. X x bunun yarıçapı. Tamam. Bunun tamamını bulabilirim ama, değil mi? Şu diklik öklit yapıyorduk. 4 çarpı 9 yani 36 bu dikliğe eşitti. Karesine eşitti daha doğrusu. 36 karesi ise kendisi 6. O zaman şurası 6 eksi x oldu. Şimdi bu çemberin şöyle devamını çizelim. Şuraya da devam ettirelim. Bakın burası 6 ise burası da 6 gelecek. Hadi şu T noktasına göre kuvvet alalım şimdi.
9 çarpı 4 yani 36 eşittir. Şurası 6 çarpı 6 geliyor. Oradan yemedi. Şu noktaya göre kuvvet alalım. X çarpı x yani x kare eşittir. 6 eksi x çarpı şurası 6 artı x olacak arkadaşlarım. Şuraya yazıyorum. 6 artı x. Evet. Bu. Hadi düzenleyelim. X kare eşittir. Burası 2 kare farkıdır. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyelim. X kareyi buraya alırsak 2x kare eşittir 36. X kare eşittir 18. X eşittir 3 kök 2 geldi. Evet, 19 numarada tamamdı. Şimdi geldik 20 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. O noktasında 8'e 2 vermiş. K noktasından geçen en kısa kiriş. Arkadaşlar bir noktadan geçen, çemberin içindeki bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. Hangi nokta olursa olsun en uzunu daima çap. Peki en kısası ne hocam? İşte en kısası da tam bu noktada iki eşit parçaya bölünen kiriş bizim için her zaman en kısa kiriştir. Yani şurası x, burası da x. Hadi kuvvet alalım. 8 çarpı 2 yani 16. X çarpı x yani x kare 16 ise x 4. Bu 4, bu 4. Kirişin toplam uzunluğu ne çıktı? 8. Bu ne diyor? O merkezli çemberde K noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 santim. Yani tam bu K noktasından geçen, hatta şöyle biraz daha mantıklı çizelim. Şu kiriştir arkadaşlarım o. K noktasından geçen en kısa kiriş böyle bir şeydir. Bu da 8 santim ise 4 4 diye K noktası 2'ye bölecek bunu. P noktasından geçen en kısa kiriş ise o da yine tam P'de 2'ye bölünecek. Şöyle çizelim. 12 santimmiş. 6, 6 diye de bu buradan 2'ye bölündü. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Şimdi kuvvet alacağız. İç kuvvet. Bakın 6 çarpı 6, 36 eşittir. A çarpı x artı B. A çarpı x artı B. Şimdi şu K noktasından kuvvet alalım. 4 çarpı 4, 16 eşittir. B çarpı x artı a. B çarpı x artı a geldi. Hatta bunu birazcık düzenleyelim isterseniz şöyle. 36 eşittir ax artı ab. 16 eşittir bx artı ab. Çıkartalım birbirinden. 20 eşittir. AB'ler gitti. X parantezinde a eksi b. Bakın bize a eksi b'yi de 2 vermiş. Şurası 2. Demek ki x 10 olacak ki 10 çarpı 2'dir 20. Geldik buna. Üçüncü sorumuz. 4 ile 9'u görüyorum. O merkez çemberin yarıçapı 8 olduğuna göre P noktasından geçen kirişlerin uzunluklarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi burada şunu yapacağız. Bir kirişin ya da bir şeyin alabileceği en kısa değeri bir de en uzun değeri söyleyeceğiz. En kısayla en uzun arasındaki bütün değerleri de alabileceğine göre oradan kaç tane alacağını bulacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere alabileceği en büyük uzunluk ne demiştik P noktasından geçen kirişin? Hocam kesinlikle çap olur ve yarıçap 8 olduğuna göre maksimum 16 santim uzunluğunda bir kiriş çizilir buradan. Bu bir. Şimdi en kısasını bulalım. En kısası içinde ne dedik? Tam bu noktada 2'ye bölünen bir kiriş düşünün. İşte bu da bizim en kısa kirişimiz olacak dedik. X, x diyelim buna. Bunu da nasıl bulacağım? X kare, x ile iç kuvvet yapıyorum. X ile x'in çarpımı 4 ile 9'un çarpımına eşit. Yani x kare 36, x eşittir 6. O zaman minimum değeri de 6 olur. Ve bu aralıktaki bütün değerleri alır. Yani şimdi bizim alacağımız değerler 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16'dır. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane değer alır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor bize. Çemberin yarıçapı 8 santim olduğuna göre P noktasından geçen kirişlerin uzunluklarının alabileceği şimdi minimum 6 ol. Pardon, 6x kare x 6. Kirişin uzunluğu 12 arkadaşlar. Çok çok özür dilerim, hata bende. Demek ki en az 12 olur. Yani şunların hiçbiri olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer alır dostlarım. Denizli'den geldi cevap.
Evet. Dikkat. O merkezi çemberde 2'ye 6'yı görüyorum. P noktası var. P noktasından geçen kirişlerin orta noktalarının geometrik yerini sınırladığı bölgenin alanı. Şimdi P noktasından geçen en uzun kiriş çap değil miydi arkadaşlar? Yani şu. Peki bu çapın tam orta noktası zaten büyük çemberin merkezi bu bir. En kısa kiriş de şu değil miydi tam ikiye bölünen? Bunun da tam ortası zaten P noktası olacaktı bu iki. Tabii burada daha sonsuz tane geçen kirişler var. Bunların böyle her birinin orta noktalarını işaretlediğinizde diyor ki işte bunun çemberin oluşan şeklin alanı nedir? Bakın bir daire oluşuyor. Bu dairenin çapı 2 kök 5, yarı çapı kök 5 olan bir daire çıktı. Ve bize de bu dairenin alanını soruyor. Pi, r kareydi dairenin alanı. R'miz kök 5 olduğu için kök 5'in karesi 5 pi yaptı sorumuzun cevabı. Evet, 20'yi de gömdük. Şimdi 21, 22'yi biraz bekletelim arkadaşlar. Zaten 20 dakikamız da dolmuş. Evet, hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi, kendinize iyi bakın.